Merhabalar, ben Güney Sentür. Bir Futbol Muhabbeti programına daha hoş geldiniz. Fatih Terim'in maç sonu konuşmasında şuna dikkat çekmeliyiz. Galatasaraylılardan tek bir ricam var. Kimi alırsak alalım, bir bildiği vardır desinler, sevinirim dedi. Yani bu açıklamadan sonra zaten ben Twitter üzerinden bir açıklama yaptım. Bir tweet attım. Semih Kaya, Arda Turan, aynı zamanda Emre Çolak'a işaret ettiğini düşündüm. Ve o şekilde tweet attım. Altına da bayağı bir yorum geldi bunlar gelmesin diye. Evet, yani özellikle Emre Çolak konusunda hala düşüncelerim var. Acaba Emre Çolak olmasam mı diye çok düşünüyorum. Ama Semih Kaya ve Arda Turan konusunda biraz daha ılımanım. Hani Semih Kaya'da neden ılımanım? Şunu söyleyeyim. Semih Kaya, tamam Galatasaray'ın bir stoperi olamaz ancak şu an yabancı kontenjanı geldi. Yabancı sınırı geldi. Ve 8 tane yabancı ile çıkmak zorunda kalacak önümüzdeki yıl takımlar. E tabii ki de yerli, kaliteli bir kadroya sahip olmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? İşte yerli, kaliteli oyuncuları bulacaksınız. Zaten çok sıkıntı çektiğimiz bu dönemde yani stoper konusunda evet dünyanın belki en iyi stoper tandemlerine sahibiz milli takımında ama onları getirmek zor. Şimdi Galatasaray öncelikle Kaan Ayhan'ı getirmek için planlarını yapmış durumda. Bunu zaten daha önce de çok söyledik. Bugün de Ajans 1905'ten Süleyman Rodop şöyle bir şey söyledi. Fatih Terim'in en çok istediği oyunculardan bir tanesi gizli tutuluyordu. Neden? Çünkü farklı takım da araya girip hem fiyatı yükselmesin hem de Kaan Ayhan'ın aklı karışmasın. Çok mantıklı bir açıklama olduğunu söylemeliyim. Çünkü eğer böyle bir transfer ayyuka çıkarsa diğer takımlar da bir an önce o oyuncuyu almak için elinden geleni yapacaktır. Mert Hakan da olduğu gibi Fenerbahçe neredeyse Galatasaray'ın vermiş olduğu paranın iki katını vermişti. Şimdi böyle bir ortam varken tabii ki de özellikle yerli transferlerin gizli kalması çok önemli. Ama öyle de böyle bir şekilde basında bu haberleri görebiliyoruz. Hatta bir sürü hiç adı bile anılmayacak oyuncular basında öne çıkıyor. Ama biz de tabii ki de ben de yapmış olduğum yayınlarda basında çıkan, öne çıkan oyuncuları daha çok değerlendiriyorum. Çünkü Kaan Ayhan Galatasaray'da faydalı olacaktır. Semih Kaya'ya dönersek, Semih Kaya neden alınıyor? Önünde zaten iki tane yabancı stoper var Galatasaray'ın elinde. Luyendama ve Markao. Bana kalırsa şu tandem Türkiye'nin en iyi stoper tandemi. Ama lig öyle bir uzun maraton ki her zaman söylüyorum. Kart cezalısı olabilir, sakatlık olabilir ki Luyendama da sakatlık da yaşadı. Bu da bir sıkıntı. Bu şekilde olduğu zaman ne yapmanız lazım? Kadronuzu geniş tutmanız lazım. Evet, Kaan Ayhan'ı alıyorsunuz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Kaan Ayhan geliyorsa ilk 11 oynayacaktır. O zaman şunu söyleyelim. Ya Markao ya Luyendama'dan bir tanesi satılacak. Ve bunun arkasında bir tane yedek almanız gerekecek. Peki Galatasaray taraftarına soruyorum. Semih Kaya'yı istemeyen taraftarı soruyorum. Şimdi bir kıyas yapalım veya bir seçim yapalım. Kimi seçerdiniz? Bunu yorumlarda da yazın. Semih Kaya mı yoksa Ahmet Çalık mı? Hangisini tercih ederdiniz? Fatih Terim'siniz. Kimi tercih edersiniz? Ben kendi şahsi düşüncemi söyleyeyim. Semih Kaya. Kesinlikle Semih Kaya. Çünkü hiçbir faydası olmayan bir Ahmet Çalık görüyoruz. Ve girdiği maçlarda, oynadığı maçlarda da bir verim sağlayamayan bir Ahmet Çalık görüyoruz. O yüzden tabii ki de Fatih Hoca Semih Kaya'yı tercih edecektir. Diğer yandan Emre Çolak'a gelelim. Emre Çolak Galatasaray'da yetişmiş ama bence bakın Galatasaray örf ve adiyetine bir türlü ulaşamamış bir futbolcu. Bence benim düşüncem. O yüzden Emre Çolak konusunda biraz çekincelerim var. Ha nedir? Evet, bir türlü kendisini yukarı doğru sıçratamadı. Çünkü Galatasaray ondan çok büyük beklentiler vardı. Yeni Arda Turan olacaktı. İlk başta çıktığı zaman ama bir türlü o sıçramayı yapamadı ama yıllardır İspanya Ligi'nde oynayan bir Emre Çolak'ta görüyoruz. Özellikle Deportivo'da fena oynamadı Emre Çolak. Ancak hani normal şartlarda eğer yabancı sınırına kısıtlama getirilmeseydi Galatasaray'ın gündemine kesinlikle gelmeyecekti Emre Çolak. Tamamen şu an neden gündemde ve bence alınacak? Neden? Çünkü yabancı kuralı gelecek ve Galatasaray'ın rotasyona ihtiyacı var. Yedek de olsa rotasyona ihtiyacı var. Evet, belki Adem kalacak. Yanına yine Emre Çolak'ı alacaksınız. Adem forvet ve sol açık oynayabiliyor. Aynı şekilde Emre Kılınç Galatasaray'da bitti. Oğulcan bitti. Ve
İyi transferler de yapılıyor ama bunlar kağıt üzerinde. Yani bu takım kimyası oluşabilecek mi? Yani bir oyuncu sakatlandığı zaman nasıl bir kadro şekillenecek? Bu çok önemli. Onyekuru konusunda ben bu saatten sonra bir gelişme yaşanacağını düşünmüyorum. Tabii ki de Galatasaray scoutu ve teknik ekibi onun yerini doldurabilecek bir futbolcuyla ilgileniyorlardır. Bunun zaten birkaç kez haberini yaptık. Özellikle Ejiko konusunda gelişmeler yaşanabilir. Yaşanabilir. Net bir şey söyleyemiyoruz. Şimdi biz de burada bazı şeyleri açıklarken bazı arkadaşlar bizim haberlerimizi çalıyorsunuz vesaire vesaire diyor. Biz senin haberini çalmıyoruz. Biz kimsenin haberini çalmıyoruz. Basından takip ettiğimiz kadarıyla yani kim ne yazıyorsa Fanatik, Fotomaç, Sabah herhangi birisi yazdığında ben o oyuncuyu inceleme altına alıyorum videoya. Video çekilebilir mi? Değer verilir mi? Nedir? Nerede oynamış diye bir analiz yapıyorum kendimce. Ve o oyuncuyu videoma alıp almama kararı alıyorum. Yani benim size söylemiş olduğum oyuncuları zaten basın daha önce yazmış oluyor. Ben ortaya bir şey atmıyorum. Yani ortada hani şu oyuncuyla ilgileniyor Galatasaray. Evet ilgilenebilir. Zaten biz bunu diyoruz. Galatasaray'da demiyoruz. Ancak ne demiştik? Arda Turan Galatasaray'da. Buraya gelelim. Arda Turan'ın Galatasaray'da olduğunu zaten sizlere daha önce bahsetmiştik. Keza Eyüp Yıldız ve Arda Ergün'ün de birlikte yayın yapmıştık. Onlar orada da söylemiştik bunu. Arda da söylemişti zaten. Bunun haberini zaten bizler bir şekilde alabiliyoruz. Ben aldım net birinci ağızdan Arda Turan'ın Galatasaray'da geldiğini net bir şekilde söyleyelim. Arda Turan faydalı olur mu buna bakalım. Arda Turan evet Galatasaray'da Galatasaray büyük bir para kazandırıp gitmiştir o dönemi hatırlayalım. Ve çok yetenekli futbolcu olduğu hepimiz tarafından biliniyor. Ancak özel hayatı konusunda biraz sıkıntılar var. Bu özel hayatı biraz Arda'yı geri plana atıyor. Ancak Galatasaray'ın evladıdır 34 yaşında da olsa 40 yaşında da olsa bir kere şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bir kere şans verelim o da şartları zorlamadan ne para veriyorlarsa gerekirse 1905 lira alacak ama gelip oynayacak. O yüzden zaten para konusunda ben sıkıntı yaşatacağını düşünmüyorum Arda'nın. Galatasaray'a gelir ve bir şekilde orada abilik yapar. Yani kimileri diyor ki işte saha içerisinde hakeme saldıracak. Öyle bir şey demiyorum. Bakın abilik yapmak çok başka bir şey. Saha içerisinde isyan edebilecek bir oyuncu. Ama isyan hakeme değil. Seyirciye değil. Karşı rakibe değil. Kendi takımına isyan edecek. Mağlup duruma düştüğü zaman bir ateşleme yapabilecek bir futbolcu lazım Galatasaray'da. Bu sene bunu göremedik. İsyan dediğim olay benim bu. Skoru kabullenmeyecek, oyunu kabullenmeyecek. Bu şekilde isyan yapması gerekiyor bir oyuncunun saha içerisinde ki takımı ateşlesin. Hatırlarsanız Galatasaray-Fenerbahçe maçında Emre Belözoğlu kadraja girmişti. Bittik beyler, bittik biz diye bir serzenişte bulunmuştu. İşte bunları diyorum. Yani ateşleyebilecek bir futbolcu lazım. Arda bu karaktere sahip. Umarım daha fazla ileri gitmeden bu şekilde takımını ileri taşıyabilir. Yani motive edebilir. Yani bir toplayıcı olabilir. Gruplaşmalara engel olabilir. Takımlarda en büyük risk gruplaşmadır. Gruplaşma başladığı an takımın çöküşüne neden olur. Bakın bu da çok önemli bir detay. Aynı zamanda gelelim Caner Erkin'e. Galatasaray bir sol bek transferi yapacaktı. 3 tane aday belirledi. Bunların 3'ü de yerli. Saracchi'nin yükselen bir formu var. Evet doğrudur. Form grafiği yüksek. Goller de attı son iki maçta. Ancak oraya bir rotasyon şart. Şimdi Galatasaray'ın ilk hedefi, Fatih Terim'in ilk hedefi Hasan Ali Kaldırım'dı. Büyük ihtimal Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım'la sözleşme inilecek. Benim düşüncem bu yabancı kuralından sonra. Elindeki futbolcuyu vermemesi gerektiğini düşünüyorum ki şu an milli takımda kim sol bek oynamalı deseniz ben Hasan Ali Kaldırım'ı direkt yazarım. Arkasından Caner Erkin'i yazarım. Arkasından Umut Meraş'ı yazarım. Zaten Galatasaray listesinde de bu 3 oyuncu vardı. Hasan Ali Kaldırım listenin başındaydı. İkincisi Caner Erkin. Eğer ikisi olmuyorsa Umut Meraş'a gidilecekti. Büyük ihtimal Caner Erkin Galatasaray forması giyecek önümüzdeki sezon. Benim düşüncem yani araştırmalarım, gözlemlediğim spor basınında geçen konuşmalara göre konuşuyorum bunu. Aldığım bir detay veya çok büyük bir bilgi yok bu konuda. Şimdi öbür taraftan Kenan Karaman'a gelelim. Kenan Karaman da Galatasaray'ın Fatih Terim'in istediği oyunculardan bir tanesi. Neden? Yerli rotasyona en uygun futbolculardan bir tanesi. Bakın takımlar nereye gitti? Almanya'da yetişen futbolculara gitti. Hani biz altyapıya önem verecektik? Hayır altyapıya önem vermeyeceğiz. Bu şekilde yeni çıkan
Almanya'dan yetişen oyuncuları yönelteceğiz. Çünkü bizim altyapımız hala elverişli durumda değil. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi Galatasaray'da gündemde kimler var? Tekrardan toparlayalım. Sonra yavaş yavaş yayınımızı bitirelim. Kaan Ayhan, Caner Erkin. Kaan Ayhan'ı özellikle çok istiyor. Bunu Süleyman Rodop da söyledi. Kendi kanallarında Ajans 1905'te. Caner Erkin, Arda Turan ki büyük ihtimal bitti Arda Turan. %100 bittiğini söyleyebilirim. Emre Çolak. Emre Çolak'a da Galatasaray Emre Çolak'a da Fatih Terim yerli rotasyonu için istiyor. Bunu da söyleyelim. Semih Kaya da yine yerli rotasyonu kapsamında Galatasaray'ın kadrosuna dahil olabilir. Bunlar net aşikar futbolcular. Yani Galatasaray bu oyuncuların hepsiyle ilgileniyor ve Kenan Karaman. Kenan Karaman da yine ilk 11 oyuncusu değil. Yine aynı şekilde yerli rotasyonu oluşsun diye yapılan bir transfer olacak. Galatasaray transferde hızlı bir şekilde ilerliyor ve 12 Ağustos'ta top başı yapacak ve Fatih Terim'in her zaman söylediği şu meşhur sözler vardır. Bütün oyuncuları, bütün transferleri kampa kadar yetiştirmeliyiz. Değil mi? Ama hiçbir zaman yetişmez. Akşam pazarına tüm takımları kalır. Bu her zaman böyledir. Evet, bu saydığım transferler her yetişme ihtimali vardır ama Galatasaray'ın daha farklı, daha İyi futbolculara ihtiyacı olduğunu da biliyoruz. Çünkü şu an bir kemik kadrosu olmayabilir. Seri ve Lemina'dan gelecek haberler kalacak mı gidecek mi? Bunlar çok önemli. İki tane stoper, iki tane orta sahanın tamamen gitmesi demek kemik kadronun oluşumunda sıkıntı yaşatabilir. Buraya daha kaliteli veya onun kalitelerinde bir futbolcu transfer etmek ihtiyacı olabilir. Galatasaray Mensah'la da ilgileniyor. Bunu da tekrar sizlerle konuşalım. Galatasaray Mensah'la anlaştı. Sadece Kayseri Spor'la tekrardan görüşme yapılacak ve büyük ihtimal Galatasaray Mensah'ı alacak. Evet, Beşiktaş da aynı şekilde Mensah'la ilgileniyor. Fenerbahçe'nin şu an Mensah'la bir ilgisi yok. Çünkü orta sahada geniş bir rotasyon olduğunu düşünüyorum. Ve Mensah'a ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Ancak Galatasaray ve Beşiktaş'ın net bir şekilde istediğini söyleyebiliriz. Ancak Beşiktaş'ta maddi olarak biraz sıkıntı olduğu için ne yapacaklar? Büyük ihtimal alamayacaklar. O yüzden İbre kime doğru dönüyor? İbre tamamen Galatasaray'a dönmüş oluyor. Benim sizlere aktarabileceklerim bu kadardı. Sizlerden ricam yayını beğenmeniz, bana abone olmanız ve alta yorumlarınızı yazmanız. Yani ben burada çıkıp sizlere bir şeyler anlattım. Sizler bu anlattıklarıma göre sizler ne düşünüyorsunuz? Bu önemli benim için. Aşağıya yazın, tartışalım, konuşalım. Yorumlarımız arttı. Evet, bazı arkadaşlar sağ olsunlar aşağıya yorum atıyorlar ve ben de onlara elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Sevi olduğu sürece herkese cevap veririm. Herkesle konuşurum. Herkesle futbol tartışırım. Yeter ki seviyorsun. Abone ol, yorum yap, beğen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.